Değerli Risale-i Nur Dersleri seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Risale-i Nur Sözler Mecmuası'nın 3. sözünden okuyacağız. Değerli Profesör Doktor Niyazi Bekir Hocam'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet, değerli hocam, tefsir profesörü, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Bölümü Enstitüsü'nde öğretim üyesidir. Allah'ın çok değerli eserleri vardır. Ayrıca sorularla, Risale-i Nur sorularla İslamiyet sitesinde de devamlı yazıları çıkar. Verilen sorulan sorulara cevapları çıkar. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Çok oradan istifade Allah ediyoruz. Allah hocam müsaade ederseniz bu Risale-i Nur 3. söz, güzel bir söz. Oradan beraber bir okuyalım. Ondan sonra evet, da sizin güzel açıklamalarınızı, değerlendirmelerinizi alalım. Evet, buyurun, sizi dinliyoruz değerli hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabetihi ecmaîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennâsu ubudû. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Neyse, sonra mı söyleyeceğiz? Buyurun, buyurun hocam, buyurun. Giriş güzel olur. Üstazın böyle çok hakikaten bir müceddit olduğunu gösteren bir hususu da tam ilgili konunun reçetesi olabilecek o gün, o anda reçete olabilecek ayetlerin o cümlelerini alıyor. Mesela bu ayette ya eyyühen nas, ey insanlar, u'budu, ibadet edin. İbadet ediniz. Rabbekumullezi halakakum, sizi yaratan Rabbinize. Fakat sizi yaratan Rabbinize demeye gerek olmadığı için, çünkü ibadetin olduğu yerde zaten mabud vardır. Yani bu derste ibadetten bahsedildiği için, ibadeti vurgulamak için sadece oraya kadar diyor. Allah Allah. Ey insanlar, ibadet edin. Ayetin bizim, o kısmını almış. Evet. Meselemiz çünkü ibadettir. Ki başka tarafa dağılıp da zihin gevşemesin. Ya. O vurgulu bir şekilde alsın diye. Çok bu güzel. Ciddi bir tecdid hareketidir yani. Bir müceddidin anlayabileceği şeylerdir. Buyurduğunuz gibi hocam, şeyde de zaten bu sözler kitabındaki sırada da benim dikkatimi çekmiştir. Mesela önce besmele ile başlıyor. Her hayrın başı evet, Bismillah'tır. Arkasından iman ediniz. Hani evet, ikinci sözde değil mi? İman etmenin, inançlı olmanın evet, başlangıç bu olması lazım. Altyapı, ondan sonra evet, imandan evet, sonra ibadet geliyor. Evet. Şimdi ibadetin önemini evet, vurgulayacak. Yani öncelikli olan meselelerin ne olduğunu biliyor ve ona göre yer veriyor. Ona göre sıralıyor. Evet. Allah razı olsun. Evet, ibadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahat, günahlar, isyanlar, ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu misali hikayeciye bak, dinle. Burada sanki böyle ikişer şey söylüyor, hani ibadet ne büyük ticaret ve saadet. Yani hem bir ticarettir, bir kârdır ki insanın dünya hayatında disipline ettiği için güzel bir ticarettir. Ve aynı zamanda huzur verdiği için, hem dünyada hem ahirette huzur verdiği için de saadettir. Saadettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deniliyor ki, hani hadis-i şerifte, herhangi bir dünyevi sıkıntısı olduğu zaman hemen abdest alıp iki rekat namaz kılarmış ve diyormuş ki, biz bunun için yaratılmadık. Yani o sıkıntıyı düşünmek için. Biz ibadet için yaratıldık diye zihnini o sıkıntılardan sıyırıp ibadete yönlendiriyor ve bir huzur buluyor. Burada hocam buyurduğunuz gibi şimdi ibadet bir büyük bir ticarettir derken şu mana da var herhalde değil mi? Yani bu boşa gitmiyor. Tabii ki. Karşılığı çok büyük.
Yani dünyada da huzur şeklinde şey veriyor, ahirette de mükafatı çok büyük. Yani niye ibadet edelim, ne faydası var gibi düşünenlere çok büyük bir karşılığı var, ödülü. Buna mukabil fısk, yani yoldan sapmak, İslamiyet'in hak dediği şeyi yapmamak ve yasak dediği şeyi yapmak, fısk ve sefahet, ki sefahet de fasıklığın bir türüdür ama özellikle vurgulanmıştır. Çünkü sefahet daha çok böyle nefsani olan arzuların yerine getirilmesi konusunda, içki içmek, fuhuş, hırsızlık, haram olan gibi şeyleri yapmak. Evet. Yani o sefahet, ki hatta bazen işte israf da bir sefahet türüne girebilir. Fazla malı olduğu için onu israf eder. Çünkü bu sefahet, yani yerli yerince kullanmaz. İhtiyacının ötesinde şımarık bir tarzda kullanır. Ki bu da bir nevi sefahet olur. İsraf eder. Evet. Verilen nimetleri israf eder. Evet. Bu da bir hem hasarettir hem helakettir. Yani hem dünyada zarar eder, hem ahirette, Allah korusun, eğer tövbe edip, istiğfar edip dönmezse, ciddi bir mümin kalıbına girmezse, fonksiyonu icra etmezse, orada da helaket olur. Demek dünyada hasaret, ahirette helaket olur. Ki bu hasaret şeyini ben bir zaman bu Ali Bey köyünün oralarında bir yerde oturuyordu bazılarıyla. Bizden biraz uzak bir ağacın altına baktım. İki kişi geldiler. İçki içtiler. Yes. Arkadaş, tabii samimi arkadaştırlar hani. Gelmişler, içki içtiler. Fakat daha sonra ikisi kavga ettiler. Tabii biz bilmiyoruz. Birbirlerini dövmeye başladılar. Ve Sübhanallah dedim, Kur'an ne mucizedir yani hakikaten. Şeytan aranıza kin sokmak ister diyor. Hani bu şehirde. Bu adamlar göya çok samimi dostturlar. Fakat içkiyle ne hale düşüyorlar. Evet, işte burada hasaret oluyor. İbadet eden bir arkadaş grubu arasında hiç pek rastlanmaz böyle bir şey. Olduğunu anlamak, bunları, yani ibadetin ne güzel, sefahetin, fıskın, isyanın ne çirkin bir şey olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeye bak, hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler, ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der, şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan 9'u büyük kar ve rahat görür. Yani bu sağ yolun yolu, sağ veya yolcunun yolu çok güzeldir, sıkıntılı değildir, güvenlidir ve gidenler hem kar eder hem rahat eder. Evet. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. 10 yolcudan 9'u zarar görür, yani bu kadar fazla. Evet. Evet, her ikisi kısa, bu uzunlukta birdirler. Evet. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan yol, hükümetsiz olan yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Öyle bir hıffet, bir rahatlık hisseder. Yüküm yoktur, ağırlığım yoktur, silahım yoktur. İstediğim gibi hareket ediyorum. Evet. Kural yok, kayda yok. Zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık görür. Yalancı bir rahatlıktır çünkü gerçekte rahat görmez. Korkuyor zaten, acaba bir şey çıksa karşımda ne yapabilirim falan diye. İntizam-ı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mukaddi hulasalardan dolu 4 okkalık bir çanta ve
her aduvu, her düşmanı alt ve mağlup edecek iki kıyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. Aralarındaki fark budur. Demek ki birisi yiyecek çantası ve silah. Evet, bir de yani. Azama falan işte evet. Askeride ne diyorlar buna? Evet. Şey çantası. Sırt çantası mı diyorlar? Ne? Evet, evet sırt çantası var. Ve tabii içinde gıdası vardır. Tabii. Askerin bir de. Tabii. Bir de silahı vardır. Hmm. Bu ikisi de önemlidir. Yani azık, yiyecek kişinin hayatını şeyde muhafaza eder. Silah da hayatını korur düşmana karşı. İkisi de evet. Gerekli, lüzumlu. İkisi de gereklidir. O iki asker, o muarif adam, o muarif adamın tarif eden, yolu tanıtan adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Şu bahtiyar nefer sağa gider. Akıllı olan değil mi? Akıllı olan, evet. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Evet. Çünkü artık silahım vardır. Düşman olursa korkmam. Yiyeceklerim de vardır, içeceğim de vardır. Ona da bir sıkıntım olmaz. Der ve güvenilir bir yol. Erzak çantasını, erzak çantasını yanında taşıyor. Evet. Rızkı hazır yanında hemen. Evet. Ve uzunluk, kısalık bakımından da aynıdır. Çünkü insan burada fasık da olsa eceli neyse oraya kadar yaşar. Şayet salih de olsa yine o kadar yaşar. Yani yol aynı. Evet, yol aynıdır yani kısalık şeylikte. Evet. Öteki bedbaht nefer ise, o şanssız nefer ise tabii ki bu şanssızlığı kendisi kendisine getiriyor. Hani, evet. Kural dinlemediği için değil mi? Kural dinlemediği için. Evet. Bedbaht dediği de akılsız da diyebiliriz. Akılsız yani. Da diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Evet. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır. Nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat ruhu, fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Evet. Hem herkese dilenci, çünkü sırtında azığı da yoktur, yiyeceği yoktur. Erzak çantası yok. Evet. İhtiyacını sağdan soldan dilenerek karşılayacak. Evet. Düşmanlardan korkuyor, koruyacak silahı yok. Evet. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik yapmadın sen ya. Neredeydin falan diye. Evet. Ki yani ibadet bir nevi askerliktir zaten. Tabii Cenab-ı Hakk'ın askeridirler insanlar. Ve ona... Yani bir başka yerde de şu tabiri kullanıyor. Dünya bir misafirhane-i askeriyedir. Evet. Yani askeri evet. Bir misafirhane. Misafiriz ama kuralları var. Yani evet. Öyle herkes istediği gibi gezemez, edemez. Ya. Başkasını yaşayamaz. Rahatsız edemez. Evet. Buranın düzenini bozamaz. Evet. Evet. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak. Minnet almaz çünkü erzakı yanında. Yanında, evet. Sırtında erzak hiç çantası. Kimseye tenezzül edip bir şey istemez. Kimseden havf etmeyerek, silahı da vardır, kimseden de korkmaz. Korkmaz. Rahat-ı kalp ve vicdan ile gider. Hem kalbi rahat, hem vicdanı rahat, huzurlu öyle gider. Ta o matlub şehre yetişir.
ta arzulanan şehre tabii o askeri yetkili kim ise onun gösterdiği yere gider. Evet. Evet. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. Kurallara uyduğu için, vazifesini yaptığı için ödülünü alır. Evet. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu, biri müti'i kanunu ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. Hmm. Demek ki Allah'ın kanunlarına, emirlerine itaat eden asker, sağ yoldan giden askerdir. Kendi nefsine uyan, heva ve hevesine tabi olan kimse de sol yoldan giden askerdir. O yol ise hayat yoludur. Alemi ervahdan gelip kabirden geçer, ahirete gider. Evet, o çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. Demek çanta erzak vardır. Gıda, ruhun gıdası diyoruz bazı yerde. İbadet, evet. Evet. O ibadet salih ameldir. Takva da silahdır. İnsanı kötülüklerden korur. Evet. Harama girmekten alıkoyar. İçki içmesine mani olur. Kumar oynamasına mani olur. O da güzel silah. Fakat temsiller de öyle çok akılane bir şeydir, hakimane bir şeydir gerçekten. Evet, yani bu temsilleri zaten işte çok kullanıyor. Kur'an-ı Kerim'in de bir usulü değil mi? Tabii, bu? Konuyu anlayalım diye hani yaşadığımız temsiller. Bir olaydan evet. Hareketle şimdi hakikate geçiyor ondan evet. Sonra. Evet, biz de bu insanlar gibi bir yolcuyuz hayat yolunda. Evet. Devam ediyoruz. Ruhlar aleminden başladı yolculuğumuz, kabre kadar devam ediyor. Biz de akıllı bahtiyar arkadaş, aklı başında olan, kuralları dinleyen, ibadetini yapan, Allah'a inanan insan. Diğer ise kural dinlemeyen, serkeşane, her türlü şeyi yapan, keyfine buyruk hareket eden insanlar. Bunların halini şimdi de daha yakından anlatacak. Evet. Evet. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Yani bunun en büyük şahidi hani demin arz ettiğim Efendimizin o tavrıdır. Dünyanın ne kadar ağır olursa olsun herhangi bir sıkıntısı, bir elemi hissettiği zaman hemen gidip abdest alıp iki rekat namaz kılar ve der ki biz bu sıkıntıları düşünmek için yaratılmadık. Bizim asıl görevimiz tabiri caizse bu askerliktir. İbadet edeceğiz diyor ve rahat ediyor. Yani nefse biraz ağır gelen ufak taraf var. Diyelim bir sabahleyin erkence evet. Kalkmak işte soğukta abdest almak. Ama bu hafif ağırlık altında, karşısında bir ruhta bir rahatlama kesinlikle. Var, bir huzur evet. Var. Değer yani o huzur için, o küçük şeye katlanmaya. Evet, yani o bir lezzet alıyor çünkü hakikaten evet. Her şey elinde olan, yani. Her şeyin üstesinden gelen, her zoru kolaylaştırabilen, bir Rabbi olduğunu bilir o huzurda durduğu zaman. Evet. Evet, kusurlarını bilir. Fakat Rabb-i Rahim'in huzurunda olduğunu düşünerek bir ümit var da olur. Evet. Allah hep böyle rahmet eder, merhamet eder. Buradan bir huzur bulur, bir kuvvet eder, ruhu rahatlar. Haydi. Evet. Allah razı olsun. Çünkü abid namazında der. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Halik ve Rezzak, ondan başka yoktur. Demek ki la ilahe zaten ilah, hiçbir mabud manasındadır ilk manası.
Fakat mabud olabilmek için yaratıcı olmak lazım. Yani ibadet edilmeye layık olabilen varlık aynı zamanda kainatı yaratan, insanı yaratan ve özellikle canlılara rızık verebilen kimse olması lazımdır. Evet. Yoksa niye ibadet edilir ki yani? Evet. Dolayısıyla Allah'tan başka hiçbir sebep gerçek manada ibadet edilmeye layık değildir. Yani çünkü bütün bunlar hepsi bir tek zerreyi bile yaratmaktan acizdir. Evet. Bir sivrisineği bile yaratmaktan aciz kimselerdir. Yani onun için başta Halik ve Rezzak, hani başka yerde Üstad diyor. Hani la ilahe, la razika, la halika, la alime, la muhiye, la mumite. Bütün bu sıfatların hepsinin bir ölçüsüdür. Yani Allah'dan başka yaratıcı yoktur, öldüren yoktur, rızık veren yoktur, bilen yoktur, her şeyi bilen yoktur ve dirilten yoktur, öldüren yoktur. Ama burada bu konuda en önemli olan şey Halık ve Rezzak olduğu için bunları nazara veriyor. Yani şehadet eden ilk defa neden huzurlu oluyor? Çünkü der ki şehadet ederim Allah birdir. Ne demektir? Yani Allah yaratan tek yaratıcıdır. Yegane yaratandır. Öyleyse beni yaratan sadece O'dur. Başka kimseden minnet etmem. Ben sadece O'na karşı minnet duyarım der. Ve benim en çok muhtaç olduğum hayati bir meselem olan rızkımı da hiç kimse vermez ondan başka. Öyleyse O'na karşı medyonu şükranım der. Ancak O'na ibadet ederim. Evet, ancak O'na ibadet ederim der. Onun için zarar ve menfaat O'nun elindedir. Şayet zarar da verse, evet, zarar ve menfaat O'nun elindedir. Yanlış yere gitmedim yani. Evet. Hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur. Evet, insana şayet bir zarar, bir musibet, bir bela getiriyorsa onun da hikmeti vardır. Ya daha büyük bir beladan korumak için onu uyandırıyor veyahut günahlarına kefaret olsun diye veya ahiretini düşünsün diye o musibetleri, o zararları verir. Hakim olduğu için abes iş yapmaz. Sırf haşa bir keyif olsun diye kimseye herhangi bir sıkıntı vermez. Evet. Hem çok sonsuz merhamet sahibidir çünkü rahimdir diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua eder. Dua ile çalar. Evet. Dua ile çalar. İşte erzak çantası bu işte değil mi? İman sayesinde. Evet. Allah'a inanıyor, ondan istiyor, o benim her ihtiyacımı karşılayacak evet. güçtedir. Rahmet kapısını bulur, o rahimdir, hakimdir, abes iş yapmaz. Zarar ve yarar onun elindedir. Yani silahını o veriyor. Hani ya. Herhangi bir zararın gelmemesi için o tedbiri alıyor. O beni koruyor. Evet, lehu muakkibatun. Min beyni yedeyhi ve min halfihi ayetinde işaret ettiğim gibi her insanın arkasında onu takip eden korumaları vardır. Cenab-ı Hakk'ın kainatta cari olan genel kanunlarının altında ezilmemesi için rahmetini özel olarak gönderip onu korur. Korumak istediği kimseyi. Mesela araba çarpar. Normal ölmesi gerekir fakat ölmez. Onu korur Cenab-ı Hak. Evet. Bir yerden düşer, bir damdan düşer fakat ölmesi gerekir, ölmez. Kanser olur, ölmez, iyileşir. Hani yani herhangi bir şey Allah bu genel kanunlar içerisinde mesela su içen birisi şayet soğuk su içiyorsa benim dün içtiğim gibi normalde biraz hasta olması lazım, göğsünün ağrıması lazım vesaire. Fakat bazılarını da öyle yapmaz. İşte o bazılarına lütfediyor, ihsan ediyor. Normalde soğuk su içen nezle olur, hasta olur. Olması gerekirken bu genel prensibin dışına çıkarır onu.
o muakibler, o korumalar onu muhafaza altına alır Allah'ın inayetiyle. Tabi yapan sadece Allah'tır. Onlar da bizim aklımız alsın diye kendi zihnimizde ha ne oluyor falan diyebilelim. Cenab-ı Hak onları şey eder. Mesela Bedir Savaşı'nda melekleri gönderen Allah Celle Celaluhu orada ayeti açıkça diyor. Yani tabiri caiz ise diyor, hiçbir melekin hiçbir faydası yoktur size. Hiçbir fonksiyonu yoktur. Allah'ın ona hiç ihtiyacı yoktur. Sırf gönlünüz yatışsın diye yaptım diyor. Çünkü insanoğlu Allah ne zaman yapar bilmez. Görmüyor. Ne zaman yardım eder. Fakat melekler geldi mi gözle gördüğü için ha tamam bunlar işe geldiler yardımımıza. Cenab-ı Hak o kadar rahimdir ki kendisinin yaptığı işi zahiren başka görünen bir varlığa yaptırmak suretiyle kullarını daha da rahat ettirir ve huzur verir. Evet. Allah memurlar onlar. Yine onun emrini yapıyorlar, onun istediğini yapıyorlar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar görür, Rabbisine iltica eder. İlah sadece Allah olduğuna göre o zaman sadece ona ibadet etmem lazım, ona kulluk etmem lazım, ona iltica etmem lazım. Bütün sıkıntılarımı ona arz etmem lazım. Ona şikayet etmem lazım. Hani meşhur sözdür ya usta da diyor, hani Allah'tan şikayet etmek doğru değildir. Fakat Allah'a şikayet etmek ciddi, şerefli bir kulluk görevidir. Kendini, hastalığını, musibetini, günahını Allah'a şikayet ediyorsun. Rabbim beni kurtar bunlardan, bu düşmandırlar. İnsanlara yani, şikayet etmiyorsun Allah'a. Evet, Allah'a şikayet etmiyorsun insanlara. Tevekkül ile istinad edip her musibete karşı tahassün eder. Demek ki musibetlerin bir sığınağı da tevekkül. Çok önemli. Evet. Allah'a tevekkül etmekle bir yere sığınmıştır. Artık sığınağı kuvvetlidir. Çünkü güvendiği Allah'dır. Her şeyi elinde tutan, her şeyin dizgini elinde olan Allah her şeye kadir olduğuna göre öyleyse ona tevekkül eden, o idrak eden tabii onu bilen kullukla ancak olabilir. İman ve İslamiyet. Yani sadece iman ise amel etmezse bile bu mertebeye ulaşamaz. Tevekküle inanması için marifet lazım. Allah'a yakından tanıması lazım. Yakından tanıması için Allah'ın onun kalbine ciddi inşirah vermesi lazım. Allah'ın inşirah vermesi için onun gerçekten Allah'a kulluk etmesi lazımdır. Yani bu rastgele böyle ben iman ettim deyip nüfus cüzdanında yazmakla olmuyor bu işler. Yani burada doğru tevekkül de böyledir değil mi? Evet. Evet. Allah benim yardımcımdır, benim koruyucumdur. Evet. Ben yalnız değilim. Evet. Buna inanmaktır. Evet. Yoksa o yapar deyip de hiçbir şey yapmamak değil. Tabii. Değil. İstediği an beni iyileştirebilir, kurtarabilir diye birisine güveniyor. O da güzel yardımcıdır. Nimel Mevla. Beni imen nasir. O bizim yardımcımızdır. Yani böyle inanan bir insan da bir işe teşebbüs ettiği zaman cesaret alır. Allah benim yardımcımdır der. Evet. Ben yalnız değilim der. Tabii. Doğru bildiği, hak bildiği, faydalı gördüğü bir işe cesaretle teşebbüs eder. Evet. Dün müydü veya belki şu müydü? Manisa'dan birisiyle konuşuyorduk. Böyle konuştuk dedim. Benim bugünlerde kalbim falan biraz ağrıyor sanki falan. Ya dedi ki bir yerde okudum. Herhalde dedi, diyor ki kalbi ağrıyan sağ elini kalbinin üzerine koysun ki dinleyenlerimiz de bunu yapabilirler ve desin ki ya kadirul muktedir kavvi kalbi, ey her şeye kadir, her şeye gücü yeten Rabbim benim kalbimi güçlendir. Ha, ve bu böyle üç defa her namazdan sonra üç defa böyle yaptığı zaman bazıları tecrübeyle sabittir demişler. Yani işitir. Ben de genellikle böyle ya Rabbi imanımı kuvvetlendir demiştim. Bunu gördükten sonra hem Allah'ıma kavvi imani ve kalbi, Allah'ım kalbimi ve imanımı güçlendir. Güzel bir dua. Onu bir daha tekrar evet. Allah'ın Esma-i Hüsna'sından değil mi? Evet. Kadir ve Muktedir. İkisi de kudret sonsuz.
Fakat ya kadirül muktedir, daha tahkik etmedim nasıl hakikaten şeyi yazılıdır. Fakat şöyle de olabilir çünkü bazen daha rahat olur. Ya kadir ya muktedir. Ha, ya kadirül muktedir demek yerine bu da aynı manaya gelir. Ya kadir ya muktedir. Kavvi kalbi ve imani. Kavvil kalbi. Evet. Güzel bir dua evet. Okuyalım inşallah. Demek ki böyle işte diyor. Yani Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden der ki ben böyle dua etsem Rabbim bana şifa verir. Ha, diye rahat eder, huzurlu olur. Huzur olur. Evet. Aynen. Her sıkıştığında Allah'a sığınır. Değil mi? Musibete evet. Karşı Allah'a sığınır. Evet. İmanı ona bir emniyeti tamme verir. Ya, tam bir emniyet. Evet. İslam teslimiyeti, iman emniyeti verir. Aynı kökten gelen bir cinas gibidir aynı zamanda. Evet, evet. Burada Zemekşeri'nin bir güzel şiiri vardır hatırlarsam. O da bu emin kelimesinden hareketle bir şiir yazmış. Diyor ki, Amin bil emin ibni amine te'ti yevmel feza'i bi nefsin bi kalbin amine veya bi nefsin amine. Sen gel diyor Hazreti Amine'nin oğlu Hazreti Emine iman et. Hmm. Hepsi o kökten getirmiş. Ta ki kıyamet günü emin olasın. Allah evet, Allah. Evet, maşallah Zemahşer'i hani mutezile diyoruz ama mümindir. Kuvvetli bir imanı vardır adamın. Bazı yanlışları olabilir. Onun için Üstad diyor hani ümmet onu kucaklıyor. Onu şey atmıyor. Evet. Evet. İşte burada da Üstad hani... Amine'nin oğlu Emine iman et. Ne evet. Güzel bir şey evet. Yapmış. Öyle. Öyle. Evet. Buna bir emniyeti tamme hani. İman, emniyet verir diyor. İman emniyeti tamme verir. İslamiyet de teslimiyeti tamme verir. Efendimiz mesela o cinaslardan yine kelimenin kök etimolojik yapısından hareketle diyor. Hani el müslibu men selimel müslibune min yedi lisanihi ve yedi. Müslüman kimdir? Teslim olan selamette kalma manasına da gelir hani. Silm kelimesi İslam barıştır. Selamette kalmak, salim kalmak. Müslüman, başka Müslümanların kendi dilinden ve elinden salim kaldığı kimsedir. Evet. Aynı kelime. Hadis-i şerif değil mi? Hadis-i şeriftir. Müslüman, başka Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Kimsedir, çok evet. Güzel. Öyle olmamız lazım. Kesinlikle evet. Öyle. Müslüman isek... Bize güvenmeli insanlar. Evet. Her şeyimize güvenmeli. El müminu men yemenu ceruhu bevaikahu ev kemâ kal. Müminde de mümin komşularının kendi sık eziyetinden emin oldukları kimsedir. İmanı da yine emanetle, emniyetle şey yapmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki evet. Ne kadar soruyorlar Hazreti Ebu Bekir Sıddık başka sahabiler. Ya Resulallah sen bizimle beraberdin, hep beraber büyüdük. Nerede bu fesahat, nereden geliyor? Diyor ki, edde beni Rabbi. Beni terbiye eden benim Rabbimdir. Bu edebi bana o verdi. Yeah. Onun için sözleri hakikaten, sözleri onun peygamber olduğunu gösteriyor. Bu sözleri başka kimse söyleyemez böyle. Sonradan gelenler ona benzeterek işte söylüyorlar. Ancak onu taklit ederek söyleyebiliyorlar. Evet. O hiç kimseyi taklit etmeden en mükemmelini uygulamış, evet. Yapmış. Cenab-ı Hak edebin en güzel şeklinde onu da yerleştirmiş maşallah. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır. Ubudiyettir. Her seyyiat gibi, her kötülük gibi cebanetin dahi menbaı, korkaklığın da menbaı dalalettir. Sapmaktır, hak yolu terk etmektir. Evet, tam münevverül kalb bir abidi,
tam münevverül kalb, imanla kalbi münevver olmuş, kullukla o tenviri nuru pekişmiş olan bir kulu, küre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Yani bunda Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi hayatı canlı bir şahittir gerçekten. Evet, o Rusya'da mesela Rus komutanının önünden hiç tenezzül edip kaçmaması, kalkmaması, idam kararı veriyorlar, benim için pasaporttur demesi. İşte kuvvetli bir imanın tezahürü bunlar. Kesinlikle. 31 Mart hadisesinde Hürşit Paşa'nın o sert olan ve zalimane olan tavrına karşı sen de şeriat istemişsin. Şeriatın bir tek meselesine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım diyen birisi yani. Tabii başka bir reise namaz kılmayan haindir. Diyemez. Hain kimse diyemez. Kimse diyemez. Bunu diyen kesinlikle bu imana sahiptir. Tarif ettiği imana sahip olan kimsedir. Aynen. Evet. Evet. Ha kainat bomba olmuş, patlamış. Ha böyle bu cebbarların önünde o sözleri söylemiş, fark etmez mi? Belki harika bir kudret-i samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Rabbim acaba böyle sallıyor bütün dünyayı, hikmeti nedir falan diye öyle seyredecek. Allahu Ekber. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit öyle bir yıldızdan Amerika titredi, çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet. Güzel bu şeyler var çok. Evet. Bu onlar işte canlı hakikatlerdir. Realitelerdir. Canlı yani. Misaller bunlar. Evet, aynen. Olmuştur. Üstad o şeyde de bir misal veriyor ya, bu hamiyeti İslamiye mi daha güzeldir yoksa hamiyeti milliye mi daha güzeldir? İşte o anda hani soru soruyorlar öğretmenler falan. Şeyle, Reşat Sultan Reşat'la beraber Kosova'ya giderken. Evet. Ve o anda fakat Allah da nasıl böyle ilham ediyor o anda hakikaten. Tünele girmiş olan tren çıkıyor o zaman. Tabii bir de eskiden daha fazla şimdi yapmıyorlar. O kara trenler çok korna çalıyorlardı. Böyle o düdükleri vardı. Onu böyle çalıyor ve öyle çıkıyor. Bir de bakıyor ki üstad yolun kenarında bir çocuk vardır. İşte diyor bizim sizin sorunuza bu çocuk cevap veriyor. Bir anda nasıl o hemen aklına geliyor hakikaten. Bakın bu çocuk diyor bu Dabbetül Arz gibi olan bu tren bu hareketiyle, bu ıslığıyla, kurnasıyla diyor ki karşıma çıkanın vay haline. Onu perişan ederim diyor. Fakat bu çocuk kesinlikle intifat etmiyor. Yapamazsın diyor. Çünkü diyor senin direksiyonun başkasının elindedir. Sen kendi kendine yapamazsın. Sen bir nizamın esirisin. Evet. Halbuki orada Rüstem-i Zal olsa bile, Herkül-i Yunani olsa kaçacaktır yani. Çünkü nizamı bilmiyor. Nizamı bilmiyor. Bir yönetici olduğunu, direksiyonda birisini bilmiyor. İşte gerçekten öyle harika bir misal ki, yani gerçekten onu bilmeyenler, Allah'ı bilmeyenler, çok perişan, bin felsefeyi yutsa, bin hikmeti yutsa yine öyle perişan bir vaziyettedir. Zelil ve rezildir. En basit şeyden bir korkar. Evet. Uykuları kaçar, huzursuz olur. Evet. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Evet. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Tabii eliyle iş yapar genellikle, eli nereye yetişirse. Evet. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise
dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Ta buradadır, güneşi hayal eder. Güneşin ötesini hayal eder vesaire. Ahireti hayal eder. Evet. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Ya, vaktimizi herhalde doldurdu. Şu son kısmı da sizden bir dinleyelim hocam, değerlendirmenizi. Malumdur ki inşallah. Evet. Malumdur ki zararsız yol zararlı yola velev 10 ihtimalden bir ihtimal ile olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan 9'u ihtimal ile bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahat yolu ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsız olduğu halde ondan 9 ihtimal ile şekaveti ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala ta'ati ve tevfik demeliyiz. Bizi itaate muvaffak eden, tevfik-i sübhaniyesini lütfeden Allah'a hamdolsun demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Burada da özetledi değil mi dersimizde inşallah? Yani zararsız yol, zararlı yola daima tercih edilir. Bu akıl mantık bunu gerektirir. İbadet yolu zararsız, faydalı, ibadetsiz, kural tanımayan, inkarcı bir hayat yolu daima huzursuz, zararlı bir yol. Öyleyse bizim akıllı olan o bahtiyar olan arkadaş ne yapar? Daima doğru yolu seçer, ibadet yolunu seçer, Allah'ın emrine uygun yolu, hayat yolunu seçer ve hem dünyada hem ahirette saadeti elde eder inşallah. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet. Değerli Risale-i Nur dersleri seyircileri, burada bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda beraber olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.